İlkan bir şey söylemek istiyorum. İşte bir de elini kaldırdı, söz veremedim. Efendim. Aslında bir gün erkekte arada üç özelliği söylerken sanki beni ima etti. Sevmediği özellikleri zaten ben burada söylemiştim Begüm'ün. Üç tane özelliği. Şimdi kendisine soruyorum. Öyle mi yaptın Begüm? O erkekte istediğin ve istemediğin özellikleri sayarken Birkan'ı mı düşünerek bir tanımlama yaptın? O öyle yoruyor da kendince. Acaba haklılık payı var mı? Yani bir... Gözlerime bakaraktan söylesin. Ha. Bekliyorum. Yani... Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu? Ben yerime oturuyordum en son. Rica etti de bir şey söylemek istiyorum Begüm'e diye. Cevap bekliyorum. Gözlerime bakaraktan cevap verir misin? Yani ben normal aradığım kriterleri söyledim. Sen öyle kriterlerle... Beni ima etmedin mi yani? Niye beni sıkıştırıyorsun? Sıkıştırıyorsun değil yani. Sahiplenici erkek derken zaten burada herkes biliyor. Benim nasıl bir karaktere sahip olduğumu. Sen sahiplenebileceğini mi düşünüyorsun? Sevdiğim kadını sonuna kadar sahiplenirim. Acaba buradan nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Ben... İşte ben de hala cevap bekliyorum ondan da. Cevap beni niye sıkıştırıyorsun diyor da. Söyle madem içinde bir şey varsa. Yani beni kastetmedin mi? Bir dakika, o zaman ben de aynı şeyleri söyleyeyim. Çünkü ben her buraya oturduğumda senden sürekli başkalarından daha farklı yorumlar geliyor. O zaman... benim de sana aynı şeyi sormam lazım yani. Tamam, benim soruma cevap ver, sonra ben cevap vereyim. Yani eğer öyle bir şeyse, aradığım özelliklerse sende var. Yani şu an konuşuyorum. Sende var derken? Ya var yani, o zaman benim söylediğim özellikler sen var diyorsan sende var, evet. Bu mu yani? Evet var. Yani sen var diyorsan var değil. Böyle bir cevap yok. Ama öyledir mesela. Ben şimdi işte aradığım kriterleri söylerim. Sen de söylemişsindir kriterlerini. Benim aradığım özelliklerdir bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, beni ima etmedin yani. Öyle mi? Ne istiyorsun? Sorduğun soruya cevap arıyorum. Ya bırak sadece. Şimdi soruları cevapla. Neler oluyor? Kaç gündür Allah aşkına? O çıktığında sen çıktığında o. Bir şey mi var aranızda arkadaşım? Onu söyleyin açık açık. Aradığın özellikle imaları bırakın şimdi. Ne oluyor? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Esmer kadın benim dikkatimi çeker her zaman. Güzelse diyorum. Özellikle. Şimdi beğenmiyordun derken, bir insan birini eleştirirse bilin ki onun altında bir şeyler yatar. Gizli hayranlık diyorsun. Evet. Artık kimseyi eleştirmiyor. Eleştiriden eleştiriye fark var yalnız. Niye git de anlatır o zaman. Begüm'e soruyorum, sen beni eleştirirken ne düşünüyordun? Ben eleştirmek istediğim için eleştiriyordum yani, hani gerçekten. Ne söyleyeceksin? Söyle içindekini hadi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sadece tek bir kelime söyleyeceğim. Senin kelimene göre hareket edeceğim burada. Sana son kez soruyorum. Nasıl benim kelimeme göre hareket edeceğim? Senin kelimene göre hareket edeceğim. Son kez soruyorum. Ne? Bana söylediğin laflardan, kaçmaktan vazgeçecek misin artık? Kaçmaktan mı? Evet. Hayır, devam edeceğim. Gayet. Dün ben sadece kendim mi gelin güvey oluyorum sana? Kendinin gelin güvey olduğu bir durum yok, hayır. Karşılıklı değil mi konuşmalar? Konuşmalar her zaman karşılıklı. Bunu zaten belli etmişizdir herhalde. Bana hep kendi gösterme çabasındasın. Sen bunu inkar edebilir misin? Sen de öylesin. Ya sen de bende öyle bir şey yok. Ben sen sadece sana ama. Soruyorum. Ama sen sormuyorsun, söylüyorsun sen. Sen de öylesin. Sosyal medyadan bana yazıp bana bazı şeyleri anlatmaya çalışan da sensin. Ama onların sebepleri başka tabii yani. Sebepler onlar işte. Bunları bana neden anlatma gereği duyuyorsun? Gözlerime bakarak da bana bir şey söyle, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeyim ben sana, ne söylememi açık ve net, benimle konuşmak mı istiyorsun bir gün? Ben seninle konuşmak istersem konuşuyorum zaten, biliyorsun ki. İstemiyorsun yani. İstemiyorum diye bir şey de söylemiyorum. Ya ben anlamıyorum Zuhal abla, bir şey söyleyebilir miyim ben? Şimdi ben Begüm geldiğinden beri dikkat ettim hep. Birçok konuları oldu. İnsanlar öyle cevaplar veriyordu ki. Ama Birkan'la konuştuğu zaman o kadar mülayim, o kadar şey ki böyle Birkan ne? Demek Birkan ki, aynı şekilde Birkan demek ki ya, demek sen... ki ona ağır geliyorum ya da onu susturabiliyorum. Eğer ben karşımdaki bayanı susturabiliyorsam demek ki bir şeyler vardır yani. Bir saatten beri Begüm bir sana bakıyor, bir sarı koltuğa bakıyor. Sarı koltuk ona dönük, boş ve sen orada oturuyorsun. Hani ben gurur değil, gururluk bir olay yok da ben açık olduğum kadar açık oldum. Şimdi
Magazin müdürümüz bir şey söyleyecek. Tabii, kusura bakma. İbrahim, pardon. Evet. Acaba ne yumurtlayacak? Zühan abla, Birkan'ın gerçekten Begüm'den hoşlandığına şu an tam kanaat getirdim. Şüpheleniyor muydun zaten? Efendim? Şüpheleniyor muydun hoşlandığına? Bak, Birkan'ın hoşlandığını yani derken... Birkan nedense Begüm'e yorum yapıyor. Bütün gün sustu. Begüm'e yorum yapıyor. Saklıyor kendini Begüm'e. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Begüm'den hoşlandım nereden çıkıyorsun? Sen öyle bir şey mi konuştun? Evet. Öyle bir şey konuştum seninle. Konuşmadın mı? Begüm'den hoşlanıyorum dedim. Valla bilmiyorum. Mesajları gösteririm ekibe. Göster ekibe ne? Ne tamam, ekibe gösterir mesajları. Bana diyor ki bizim çikolata nasıl? Diyorum ne çikolatası be? Bana diyor ki bizim Begüm. Bak, ha, Begüm'e diyor çikolata diye. Çikolata, öyle bir şey yok Zuhal abla. Yemin ediyorum yok ya, sallamayın bu. Gösteririm valla mesajları göster, birazdan. Göster, neyi göster? Birazdan bir şey mesajları yok. Gösteririm. Ben sadece Zuhal abla bir şey söyleyeceğim. Burada mesela şöyle bir şey fark ettim. Biri birine kötü yorum yapıyor. 4-5 gün sonra ona talip çıkıyorlar. Anlamadım mı vallahi? Ya başkalar nefretle mi başlar? Ya Zuhal abla, talip çıkma diye bir şey yok. Ben talip mi çıkacağım dedim. Çıkacaksın vallahi, görürüz bak. Ya bak vallahi çıkacaksın. Şimdi şu anda ne Birkan ne şey de Begüm açıkça hiçbir şey söylemiyorlar. İmalar var. Yani. Kinayeler ama... var. Böyle üstü kapalı konuşmalar var. Yani ben aradığım kriterleri söyledim. O da kendisi aradığı kriter, benim aradığım kriterlerin kendisinde olduğunu söyledi. Kendisinde olduğunu söylemedim. Ha yani. Senin istemediğin kriterleri zaten ben sana söylemiştim. Sen de dedin ki istediğim kriterler de bunlar bunlar. Böyle tamam, onlar da bende. Evet tamam. Değil sen mi? De onların kendinde olduğunu düşünüyorsun. Sahip çıkabilen. Olduğunu değil. Düşünüyorsun derken bak daha hala anlatamıyorum. Öyle ben kendiliğimden sana karşı gelin güvey olmuyorum Begüm. Olmuyorsun zaten, bundan bahsetmiyoruz. Yani ben bunu ima ediyorsun konuşurken. Hayır, ne alakası var? Kriterlerin kendinde olduğunu düşünüyorsun hayır, derken. Hayır ben kendim, bir dakika. Bir beğeni var mı senden yana Birkan'a karşı? Hayır şu an yok. Hayır şu an yok. Beğeni yok. Yokmuş demek. Yokmuş. Yanılıyormuşsun Birkan. Ben yanılıyormuşum ama zaten ben de bilmiyorum. Bende de aradığı özellikler diye düşündüm ama yokmuş, yapacak bir şey yok. Yokmuş. Sağlık olsun. Evet. Ben çok inanmasam da. Allah Allah, bugün neden? Göreceğiz ilerleyen. Bence var ya, tam ortada buluşsunlar. O ondan adım bekliyor, o ondan adım bekliyor. Kardeşim tam ortada buluşun. Ya da istiyorsanız sarı koltuğu ortaya alın. Birini sola bir vur. Şimdi bekliyor. Bir şey söyleyeceğim. Beni beğenmediğini söyledi ya. Ne ortada buluşacağım onunla? Pardon. Kardeşim beğenme... Bak buna var ya kimse inanmadı. Begüm sen burada kalkıp beğenmediğini söylüyorsun ama... O kadar böyle ses tonun düştü ki yumuşak yumuşak bir şekilde. Aynı senin için de geçerli Birkan. Biz bunu anlıyoruz. Bir iki gün sonra çıkar kokusu. Evet. Peki. Evet var diyorum. Begüm geçecek mi yerine? Ben şimdi kalktım oturdum. Evet. Teşekkür ederim. Göreceğiz ilerleyen günlerde ne olup ne olmayacağını.